Mutluyuz yani bu destekten, devletimizden diyelim ki. Zaten biberciyle biz uğraşıyoruz yani yıllardır. Bu hibe yani çok avantajlı oldu. Büyüklerimizden teşekkür ediyoruz yani. İnanıyor muydunuz traktörünüz olacağına? İnanmıyorduk ama oldu yani. Çok şükür yani, çok mutluyuz. Traktörle ne yapmayı hedefliyorsun amca? Tabii tarım işletmesiyle diyelim ki. Tarım işletmesi. Siz kaç aile bakıyorsunuz? 4 kişi. İsim neydi? Fethi Büyük, Hancıgaz Köyü. Zaten Hancıgaz Köyü denildiği akla ilk şey yani biberiyle meşhurdur yani diyelim ki. Ne sorması? Traktör aldınız. Alacaksınız daha doğrusu. Neler söylüyorsunuz? Traktörü uğraştık, aldık Allah'a şükür. Desteklemeden çok memnunuk. Bir büyüklerimize çok memnunuk. Allah'a şükür 5 aile besleyeceğiz bunun sayısında. Bayisinde ve destekleme kurumunda çok memnunuk. Traktör olmadan önce işi nasıl yapıyordun? Valla traktör önce perişanık. Yani nasıl yapıyoruz? Bir sağdan soldan traktör alıyoruz, emanet alıyoruz. İş yapamıyoruz yani. İsim neydi dayı? Mehmet Artık. Yedi kadar. Ekonomi, ülke ekonomisine bir katkıdır. Faydalıdır vatandaşa. Daire elemanları da bayağı yoruluyor. Şeylerin, danışma firmaların bilinçsizliğinde birçok evrakı yanlış yapıp düzeltip yine güzel bir şey. Aldınız şimdi? Aldık hemen. İsim neydi? Eyüp Kubat. Yok bir saniye. Sayın Valim, bu 37 projenin tamamında onaylandı. İşlemleri biten 23 çiftçimize bugün traktörlerini sizlerin huzurunda teslim edeceğiz. Tabii burada teslim etmez çiftçilerimizin racar şartları yani traktör alabilmeleri için bizimdeki alternatif ürün dediğimiz tıbbi ve aromatik bitki yetiştirenlere daha çok veriyoruz. İşte bunun içerisinde isot giriyor biliyorsunuz yöremizin, ilimizin önemli bir ürünü. Kilyon giriyor, aspir giriyor. Yine arıcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilerimiz başvuru yapabiliyorlar. Ve hayvancılıkla ilgili uğraş veren çiftçilerimize 110 beygire kadar olan traktörlerin %50'sini hibe olarak veriyoruz. Sadece traktör değil, ekipmanlarını da veriyoruz. Bir de bu anlamda ektikleri ürünlerle ilgili sulama sistemine de %50 hibe veriyoruz. Bugün itibariyle malumunuz bugün itibariyle işte 11. başvuru çağrı ilanı devam etmekte ve 31 Ekim 2013 tarihinde sonlandırılacak olan 11. başvuru çağrı ilanı Sayın Valim talep üzerine işte Kurban Bayramı tatil nedeniyle 8 Kasım 2013 tarihine kadar uzatıldı. Bu anlamda da bugüne kadar şu ana kadar yaklaşık 60 proje bize sunulmuş durumda. Ve şu an bizi kayıtlı olan sistemden görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 150 proje sunulacak. Bu da bu programa, kırsal kalkınma programına son zamanlarda yoğun bir ilginin olduğunu göstermekte. Çiftçilerimiz için evet daha önce traktör vereceğiz denilmişti ama çoğu çiftçimiz için belki de bir şekilde hayal gibi görülüyordu ama bu itibariyle gördüğünüz gibi artık traktörleri kurum olarak teslim ediyoruz. Biz çiftçilerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz kendilerine Sayın Valim. Öncelikle bütün Urfalılar için, Urfalılar için ve bütün çiftçiler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu çok iyi bir destek çiftçimiz için, çok güzel bir yardımdır. Bizim bölgenin çiftçilerin güzel bir katkıda bulunduğunu umuyorum. Çok güzeldir. Memnunuz Bey. Aldığımızdan dolayı teşekkürler. Bir iş için bir aradayız. Çiftçimize katkı sağlayacak bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak çiftçilerimize bu traktörlerin hayırlı olmasını, kazançlarının bereketli ve bol olmasını içtenlikle diliyorum. Allah kaza bela vermesin.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Müdürlüğümüz, İl Koordinatörlüğümüz çiftçimizin her zaman yanında ve önemli işler yapıyor, önemli projelere imza atıyor çok şükür. Bugün de onlardan bir tanesi, bildiğiniz üzere %50 hibe olarak destek veriyoruz. İfade edildiği gibi 37 tane müracaatın hepsi kabul edilmiş. Yetişen, şu anda işlemi tamamlanan 23 traktörümüzü çiftçilerimize teslim ediyoruz. Bunların toplam bedeli 3 trilyon 808 milyon 788 TL'dir. Hibe olarak verdiğimiz para %50'si 1 trilyon 846 milyon 551 TL'dir. Helal olsun. Ayrıca gene bilinmesi gerekir, %8 KDV'den de muaf olmakta bu çiftçilerimiz. Bunun üstüne ayrıca bir de %8 ona eklemeniz gerekir. Dolayısıyla ciddi bir katkı, %60'ını bir yerde kurumumuz ödüyor. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Her zaman söylediğim şu, Allah'a şükür hükümetin, devletin ve değişik kurumların çok ciddi destek kaynakları var. KOSGEB'de var, İŞKUR'da var, tarımsal desteklemelerimiz var. Bunları çiftçimizin, esnafımızın, sanatkarımızın takip edip şartlara uygun proje yaptırması çok önemli. Bunu yaptırdığımız zaman bu buralardan istifade ederiz ve işimizi büyütme imkanı bulmuş oluruz. Daha önce çağrısını yaptığımız biliyorsunuz 31 Ekim'de bitecek yeni bir projemiz var. O projenin tüm Türkiye'deki bedeli 512 milyon euro'luk bir işti, hatırlarsınız. Hep beraber bunu tanıtmıştık sizlere. Bayram tatili vesaire dolayısıyla çiftçimize bir hak tanımak için bunu müdürümüz ifade etti. 8 Kasım tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz. Tekrar ediyorum. 500 milyon euro'luk proje çağrımızı daha önce 31 Ekim olarak ilan ettiğimiz son müracaat tarihini 31 Ekim olarak ilan ettiğimiz proje çağrısını 8 Kasım'a kadar uzatmış bulunuyoruz. Lütfen acele edelim. Bu projelere, bu çağrıya kulak verip proje hazırlayalım. Şu ana kadar 60 kaç tane dedi? 60 tane şu an. 60 tane proje verilmiş ki bana göre yetersiz. Bütün çiftçilerimiz, esnafımız bu projeyi gelsinler. Ticaret odasının üstündeki yerimizde Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumumuzla onun koordinatörü Mehmet Ekinci Bey'den bilgi alsınlar. Süratle projeleri hazırlayalım ve sunalım diyorum. Tebrik ediyorum çiftçilerimizi. Bir aromatik bitki yapıyor. Allah hayırlı eylesin. Memnun musun? Koç gibi arabayı. Gel şöyle önünde verin. Sayın Vali. Gelin kardeşim. Gelin arkadaşlar. Kimden verdin? 134. Şu anda yarısı. 65 mi verdin? KDV'den de kurtardın. Yani 135 bin lira vereceğine, doğru mu? Evet. 60 bin lira verdin. Yani %50'den fazla karın var. %60 karı var. Pırıl pırıl yeni bir araç. Memnunsun inşallah. At. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılı.